Böyle durumlarda hepimiz çok kenetleniyoruz. Herkes birbirine yardım ediyor, Evet. yardım elini uzatıyor. Hemen anında toplanıyor. Komşu illerden mesela dedi hocamız varsa. Evet, şimdi son durumu alacağız. Bir de Diyarbakır'da Diyarbakır. da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Karşımızda şimdi Devriören Haber Ajansı muhabiri Burak Emek var. Burak, enkaz binanın önündesin. Neler aktaracaksın? Son durum ne Diyarbakır'da? Evet, enkazın olduğu noktalardan bir tanesinde esasında deprem olduktan sonra yıkım gerçekleşti ve hemen çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu ve bölgeye çok sayıda ambulans, sağlık ambulans, itfaiye, AFAD ve jandarma ile polis ekipleri sevk edildi. Şehir merkezinde olmasına rağmen jandarma ekipleri de bu noktaya geldiler. Tabi bulunmuş olduğumuz yeri şimdi kameraman arkadaşım Selim Kaya size gösterecek. Şu anda çalışmalar o noktada devam ediyor. Ekiplerin çalışması sürüyor. Şu anda itfaiye, AFAD, sağlık görevlileri, polis ve jandarma ekipleri o noktada aramalarını gerçekleştiriyorlar. Bu noktada birkaç tane yaralı vatandaş içeriden çıkarıldı ve ambulansla ilk müdahalesinin ardından çevredeki en yakın özel hastaneye kaldırıldı. Tabii bu noktada ekiplerin şu anda da çalışması devam ediyor. Aynı zamanda bulunmuş olduğumuz noktada AFAD ekipleri vatandaşları uyarıyorlar bölgeden uzaklaşmaları konusunda. Binaların çevresinde bulunmamaları yönünde uyarılarda bulunuyorlar. Tabii ara ara depremin ardından ara ara artışlar devam etti ve bu noktada da çalışmalar sürüyor. Biz de bu noktada kameraman arkadaşım Selim Kaya ile birlikte gelişmeleri takip ediyoruz. Şu an için aktarabileceklerimiz bunlar. Peki Burak, çok geçmiş olsun dileyelim. Burak, bu arada tamam, birçok bazı sadece bir binanın yıkılmadığını aktardın. O noktalardan birindesin ama resmi bir açıklama var mı valilik tarafından? Yani kaç bina yıkıldı? Kaç kişi hayatını kaybetti? Çünkü bazı valiliklerden tahminen de olsa yaralı sayısı ile ilgili açıklamalar da vardı. Var mı öyle bir resmi açıklama Diyarbakır Valiliği'nden? Henüz şu an için ölü veya yaralı konusunda net bir sayı açısından bir açıklama yapılmadı. Ancak yaralıların çıktığını söyleyebiliyoruz ve bizim ekiplerimizin ulaşmış olduğu 3 nokta var. O 3 noktada da yıkımların olduğu ve enkaz çalışması yapıldığı yönünde bizim takip ettiğimiz yerler var. Ancak bunun dışında bazı bölgelerde de özellikle Bağlar ilçesinin bazı bölgelerinde binaların çatlak olduğu ve vatandaşların dışarıya çıktığını, dışarıda ateş yaktığını, bekleyişlerini bu şekilde sürdükleri konusunda edindiğimiz bilgiler var. Bazı görüntülerimiz de vardı. Tabii onları aktardık merkezlere. Ama şu an için yaralı ve ölü sayısı konusunda henüz net bir açıklama yok. Diyarbakır Valiliği de bu konuyla ilgili olarak çalışmasını sürdürüyor. Bölgedeki ekiplerden rakam konusunda özellikle çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu anda evet, bir yaralı da çıkarıldı. Ambulans da şu anda götürülüyor. Şu an için net bir rakam yok ancak ekiplerin burada çalışması sürüyor diyelim ve sözü haber merkezine bırakalım.